Ahan da 7. bölüm. Ahan da Kolat devam ediyor efendim. Şimdi kiliseden çıktım. Yani şuradayız. Bir saniye, şurada değiştiriyor mu? Ha. Bir dakika. Şu an kuzeye bakıyoruz, değil mi? Sağımızdan mı gideceğiz yani? Hayır. Kilisenin önüne doğru bakıyor olmam lazımdı. Şöyle gideyim istiyorum da. Aşağıda bir şey yok. Anlayamadım. Burası geldiğim yer. Burası da gideceğim yer lan o zaman. Değil mi? Aynen bak sol kuzey. Şuraya nereden çıkılıyor acaba? Bir dakika. Hazır gelmişken bir de orayı kurcalasak mı acaba? Ha? Bir pıncıklayalım mı orayı? Bir zongurdatalım mı? Ha? Bir hüngürdetelim mi? Başka böyle mantıksız cümle aklınıza geliyor mu? Kelime, terim, tabir, tasvir, betimleme, herhangi bir şey. Çemçürmek de var. Bak, çemçürelim mi? İnşallah buradandır. Yoksa nanay yani. Evet. Şimdi yıllarca arayacağımız... şimdi... bir şey olmadı ki. Ha bir dakika. Yo olmadı ki. Olmaz ki. Üstünden mi acaba diye düşündüm ki değil. Şu halde... Hay kurtlar arkadaş. Zararları yok da işte. Yok aynı yere geri geldim. Hiçbir yere gitmeyen bir yol buldum. Aha. Oh 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 oh. Geçen yıl Moskova Hastanesi'nde kaldığım sırada ilginç bir vakayla karşılaştım. Hastaneye bir kadına saldıran bir hasta gelmişti. Sürekli bunu yapmasını ona arkadaşının söylediğini sayıklıyordu. Ayrıca açıklanamayan olayların araştırılmasında görev alan bir devlet kurumunda memur olduğunu iddia ediyordu. Kulağa ne kadar saçma gelse de adam kafasında o olaylarla hiç yaşamadığı bir hayatla ilgili son derece güçlü bir yanılsama oluşturmuştu ve her şeyi ayrıntılarıyla anlatabiliyordu. Söylediklerini araştırarak onaylamaya çalıştık. Tabii ki de söylediği hiçbir şeyin kanıtını bulamadık. Bu yazımda sanrısal bir hastalığa yakalanmış hastadan bahsedeceğim. Bu hasta etkiye maruz bırakıldığında ele geçildiğini ve işkence edildiğini söylüyor. Yakın zamanda vücudunun parçalandığından bahsettiğini duydum. Bu da Cotard sendromuna yakalandığını gösteriyor. Sanrılar sıra dışı düşünce yapısına ve kurgusal gerçeklik düzmece olaylar ve var olmayan kişilere dayanır. Hasta doğru veya yanlış olarak düşündüğü bir şeye karşın sunulan kanıtı görmez. Göremezler ya da. Kendi kanıtlarını göstermeye çalışarak olayların kendi oluşturdukları gerçekliklerini kanıtlamaya çalışırlar. Bu hastanın rahatsızlığı da bu şekildeydi. Kendi gözleriyle gördüğünü iddia ettiği belgelerden bahsediyordu. Ancak ortada söylediklerini doğrulayan hiçbir şey yoktu. Hastamızdaki sorunun 1959'daki bir olaya dayandığını tespit ettik. Çoğu öğrenci olan 9 dağcının Ural Dağları'nda yaşamını kaybettiği bir trajik olay hastanın ne gibi bir bağlantısı olduğunu ne yazık ki hala bilmiyoruz. Böyle bir olayın varlığından haberdar olarak ciddi bir travmaya yakalanmış olması muhtemeldir. Burada yaşanan olayları kendi yaşamış gibi mi anlatıyormuş? Ki bunu da Şeytan Geçidi filminde
buna benzer bir, tam bu şekilde değil de anlarsınız. İyice güneye doğru gidiyorum şu an. Hatta güneybatı yaptım. Öğrendim lan, pusula kullanmayı öğrendim. Aa, bak buradan karşıya geçiş var. Yok. Olsaydı oradan şey olurdu. Bu ne lan? Oğlum dağa çıkmak için zemine indim lan. Ananın lan. Burası bana tanıdık geldi. Hapşu. 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 Ben burayı niye hatırladım ya? Ha, o. Au. Au. Öyle mi yaptım? En başa geri mi döndüm yine? Ben bunu nasıl yapıyorum ya? Gerçekten bunu yapmayı istemiyorum ama yapıyorum. Elimde değil. Ay. Hırlama mıydı o? Oğlum kiliseye geri geldim lan. Yo, gelemedim. Tamam, en başına geri döndüm. Ama ben oraya o zaman, ha, o zaman oraya buradan gidilmiyor. Ne oldu lan? Kim kükrüyor? O zaman buradan gidileceğini düşünmeye başlayacağım. Oha, buraya kadar gelmişim. Ulan doğru yolu bulsam şuradan gidecekmişim, ne güzel. Tekrar şu bölgeye geldim. Allah Allah. Kayakçının gözlükleri falan. Oradan geçiş yok. Bu olma değil herhalde ya. Ben ne kadar daha doğru çıkmaya çalışsam, anladığınızı gerisini. Burası da öbür tarafı. O yolun. Şu geldiğim yolun herhalde. Ya da çok erken bir teori üretip gitmem gereken yeri kaybediyorum, bilmiyorum.
Nasıl iskir? Buradan gidiş yok mu? Ama burası da aynı yere çıkıyor. Gördüğüm kadarıyla. Aynen kankalar, buraları gördük ya. Bir işe yaramadı. Ya tamam, her yerde istemiyorum o koordinatları falan da. Anladınız işte. Hiç de görememek neredeyse bir üzüyor yani, bir tık bir üzüyor. Şurası ile şurası aynı yer mi lan? Ha pardon. Aa ulan! Hayır! Ha. Çıkamadığım yere çıktım şu an. Meydana geri geldik. Millet. Hayırlı olsun. Meydana geri geldik. Vallahi meydana geri geldik. En azından bir tesellim var. O da doğru yoldan gittik. Bir kere de aradığımız yeri bulduk. Kiliseyi gördük ve orayı bulduk yani. Değil mi? İlk defa bir yeri bulduk yani. Şimdi gelelim buraya. Biz sağdaki yolu mu kullandık? Değil mi? Sağdaki yolu kullandık. İnşallah dağa çıkıyoruzdur. Şu anda hissettiğim şey doğrudur. Oha, ne alakası var lan? Yo, gayet yaklaştım. Bir dakika, bir dakika. Evet, gayet yaklaşıyorum ben. Oraya, şu anda gayet de. Evet, bayağı yaklaştım. Bakın. Görüyorum. Oradan dönünce. Ölünce bir de çok abuk subuk yerlerden başlatıyor ya. O yüzden çok enteresan şeyler denemiyor. Aha, kamp ateşi. O yüzden çok enteresan şeyler denemiyorum. Şimdi bak, ben buradan gideceğim. Meğerse buradan değil de şuradanmış. Aa, çok çabuk şiştim lan. Aşırı hızlı şiştim. Yani bu kadar hızlısı. Bu ne lan? Uçak mı lan o? Uçak mı, yapı mı? Çökmüş. Bir şey oluyor. Ben yapmıyorum. Ne oluyor lan?
Olur, ben öyle bulurum. Yanlış yerden gidip de... Lan buraya gitmek değildi niyetim. Dönüp gelecektim buraya be. Bunker. O neydi lan? O neydi lan? Gördünüz mü? Oğlum sırf meraktan baktım arkama. Çabuk çabuk çabuk. Ama... Ürperdim lan. Oo. Evet, ben değersiz bir enkazım. Tam olmasa da onun şekline tasarlanmış gibi. Efendisine sadık bir hizmetçiyim. Benim bedenim kalkanı ve ben onu özümsemeye hazırım. Şimdi planı yapıyorum. Tahribin büyüklüğünü görüyorum. Yaratıcı beni çağırıyor. Onun kurbanı olmak istiyorum. Onun ezgilerini mırıldanıyorum. Dünyaya onun gözlerinden bakıyorum. Düşmanların kanını içiyor ve çürüyen bedenlerinin tadına bakıyorum. Günahın teninin altında filizlendiğini hissediyorum. Kafamda yankılanan çığlıklarını, beni çağırdığını duyuyorum. Onun ruhunda ebedi sığınaklarını bulmuş olanların çağrılarını duyuyorum. Onları özgür bırakın efendim. Onları bırakın ve beni alın. Ölümümle birlikte intikam duygunuzu tadın. Turuncu ışıktan bir melek ordusu çıkıyor. Şarkıları çok güçlü bir sesle çınlıyor. Varlıklarını, yüzlerini, o zihnimin derinliklerini delen simsiyah gözlerini hissediyorum. İşi şimdi bitirmeyi talep ediyorlar. Varlığı benden üstün geliyor. Oldukça zavallı ve savunmasız. Sana ne yaptılar ki böyle? Ne zarar verdiler? Bir yer var. Sen de oradaydın. Ben de böyle koca bir kapı. Yaratıcı ise onun ardında saklıydı. Yalnızca ona dokunan az sayıda kişi anlayabilir. Sen de anlayabilirsin. Anladın da. Ve ben de seninle anladım. Bir dakika, Glass. Ne oldu lan? Oğlum bir yerde bir kapı açılıyor. Kapı yok. Bakın, kapı açıldı bir yerde ama kapı yok. Burada bir yer bulduk. İyi, şuralarda da bir yer bulursa. Kaç tane yer kalmış? Bir... Aa, iki tane yer kalmış lan. Zaman yaraları iyileştirmez. Yakın geçmişte bunu öğrendim. Bu gerçek acıyla, zulümle ve yalanlarla kafama kazındı. Bundan ders çıkardım. Hatırladım. Açığa çıkan gerçeği kavramamı neredeyse sağladı. Kırık kemiklerimle beni koridorda sürükledikleri zaman, organlarımın yerlerini incelemek için içimi açtıkları zaman, en kötü kabusları aklımın içine koydukları zaman, beni tekrar tek parça haline getirip diriltip dayanabileceğim sınırın çok üzerinde birçok test yaptıkları zaman ve son olarak yıllar boyunca karımın ölü olduğunu söyledikleri zaman. Günlüklerden alıntıymış. Doktor Ivan Vanski'nin. Ne yapmak istemiştik biliyor musun? Tanrılar gibi davrandık. Telekinezi, telepati, grup hipnozu, zihinsel ve fiziksel sorunlar yaratma, parçalanmış boşluk oluşturma, dernekler, denekler bir parça radyasyonu bile kaldıramadı. Bir şekilde sağ çıkanlarsa içine şeytan kaçmış gibi davranmaya başladı. Değişik ne olduğunu bile anlayamadığımız dillerde konuşmaya çalıştılar. Daha sonra hepsi öldü peş peşe. Kimisi taşa, kimisi toza dönüştü. Birinin havalandığını, bütün uzuvlarının kırılıp o şekilde havada donup kaldığını hatırlıyorum. Uzun zaman geçti ama bana hala musallat oluyor. Hatırlıyorum. Her gece gözümde canlanıyor. Sağ kalan oldu mu? Bana olmadığını söylemişlerdi. Ama bence bir denek sağ kaldı. Ne yaptığımıza dair bir fikri var mı sevgili Anton? Bu şeylerden biri değil herhalde. Değil. Bir dakika. Tamam. Arada bir genel ihtiyaç molaları veriyorum. Kolay oluyor böyle ya. Şimdi ben neredeyiz? Ben buradayız. Buradan
Sağdan ağrı şöyle şuralarda gezelim. Bakın buralar bomboş çünkü. Önümden sağdan gideceğim. Önce bir sağ bulayım. Tamam, buradanmış. Şimdi bir sağ bulursam o sağı etkili bir şekilde kullanacağım. Nasıl biliyor musunuz? Öf. Anlatamam. Anlatırım da siz anlamazsınız. Ya anlarsınız da ben anlatamam. Anlattığım yeri de siz anlayamazsınız zaten. Ya. Şimdi. Buradayım. Sağ. Ha evet, bak buradan gidiyorum. Sağ tarafımda bir kamp var. Onu geçeceğim. Evet, direkt sağ yapıyorum. Sağdaki kamp alanını geçeceğim. Çünkü başka yol yok. Bak. Bak, başka yol yok yani. Buradan gideceğim. Buyurun, kamp alanı. Buyurun, çıkmaz yol. Öğrendim canım, o kadar sinirlendikten sonra. Vallahi pusulayı kullanmayı öğrendim ya. Ama çok garip abi, hiç alışık değilim ki ben bu pusulaya. Sanki diğerlerine alışık da. Ha, bir dakika. Oha. 54, 57. Benim aşağıya inmem gerekiyor sanarsam. Ben şu an yukarıdayım. Benim alttan gitmem gerekiyor. Çünkü yukarısı başka yere gidiyor. Hayır! Abi durduk yere kaydı düştü ya. Ben ne yapayım ya? Vallahi durduk yere kaydı düştü ya. Aa yok, orayı kaydetmiş olmalı. Sonuçta oyunuyla... Ne oluyor lan? Neyse. Sağa doğru olan yol tamam. Doğru ama doğru değil. Ama doğru yani. Ama yine de değil yani. Bu yolda aşağıya doğru iniyorsa... Hadi ya. Çok olacakmış gibi hissettim lan. Ne bileyim, aşağı doğru iniyor falan zannettim. Olsaydı iyi olurdu aslında ama olmadı. Anten burada. Başka yol yok. Evet, oradan başka yol yok. Bir kere daha bakıyorum. Yok dayı, yok. Mümkün olduğunca o yolu kullanmamaya çalışıyorum. Hani alternatif yol arıyorum. Etrafta deli gibi gezinmemin sebebi bu. Aşağısı yok mu ya? Yok abi, hani direkt buradan oraya geçiş yok yani. Tamam. Geri gideceğiz, geri geleceğiz gibi. Yani hiçbir yer bir yere direkt ulaşım sağlamıyor. Her yerin yolu kendine özgü. Anladığım kadarıyla şu anda.
O karşıya götürüyordu köprüden. Belki burası da. Aa evet lan doğru. Bir dakika aşağıdan geldik zaten biz buraya. Güzel. Ama ve lakin gittiğim yer orası mı yani? O da var. Hiç geldiğim yerle alakası yok şu anda bu yaptığım hareketlerin. Aa, var lan tamam. Az önce de oradan çıkamamıştım sağ taraftan. Buradan şey yapmıştım. Dönüp hatta gelmiştim. Aa burası dedim çıkamadığım yer. O işte orası. Şimdi artık da buradan da nefes nefese. Yani bunun şeyi var böyle bir enerji seviyesi. O enerji seviyesine varmadan bırakman lazım tuşu. Öbür türlü bezgin bekir oluyor. Aynen. Şimdi bana oha burası zaten burası yanlış yol ha. Ben sağ taraftaki yolu kullanarak çıktım oraya. Ama bu sağ taraftaki buradan geri geldim. Farklı bir yoldan geri indim. Aynen. Çok ilginç. Yani her yer birbirine benziyor abi. Ben ne yapayım? Merkezde yok mu? Ha varmış lan zaten almışım. Hatta ilk onu almıştım değil mi? Beni ilk öldürülen yer. Beni ilk öldürülen yer evet. Peki başka yol var mı? Burası haricinde. Buraya bakacağım. Bak burası bir yol gibi hissettirdi şu an bana. Niye bir takıldı çünkü. Genelde yeni yollarda böyle yapıyor. Ama burası öyle bir yer değil yani. Yani olsaydı iyi olurdu aslında ama yine de yeni bir alan. En nihayetinde kendince bir alan oluşturmuş kendi içinde, kendi bünyesinde. Şurada bir yol var mı? Yok. Peki burada bir yol var mı? Yine yoksa geri döneceğim. Antene gittiğimiz yolu kullanacağım ama antene sapmadan aşağıdaki derede yolumuzu değiştireceğim. İki tane şeyimiz kaldı. -54 66. Oha 54'e 22 mi? 54'e 61. Öbürü 60. Oo 54'e 61 var. -54 61 burası. Ben neredeyim? Oha ben. Ben şu sağdaki yolu kullanıyorum herhalde. Şunu kullanıyorum şu anda herhalde. Bak geri dönüp antene çıkan yolu kullanmadan buradan gelmem lazım. Yani bu yolu kullanmayacağım. Şimdilik öbürünü bulalım. Oyma bu bölümde değil, bir sonraki bölümde. O yüzden kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.